Yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün günlük bir vlog çekeceğiz. Şimdi zaten çalışıyorum malum, biliyorsunuz. O yüzden çok fazla da video eskisi kadar atamıyorum. Çünkü gün içinde harıl harıl çalışıyorum ve ekstradan işte normal mesai saat 6-6.30 arası kapatıyorum. Sonra bazen akşam tekrar açıyorum falan filan derken böyle bir bu hafta bir de çok çok yoğun ay kapanışı, sene kapanışı olduğundan dolayı bayağı yoğunuz. Ama bugün işte öğle arasında annemler gelecek. Hani onu da çekmiş olayım. Biraz böyle hani ne yapıyorum öğle aramda gibi görün istedim. Şimdi sizinle 2 ya da 3 video öncesinde bir resim paylaşmıştım. Hatırlıyor musunuz acaba? Tablo yapmıştım balon tekniğiyle. Şuraya koyarım ben. Oradan da izleyebilirsiniz. Bugün babamla işte annem gelecek. Babam da matkabını vesaire getirecek. O şeyi tabloyu asacağız, mutfağı asacağım yeri de göstereyim size hemen. Tam şu bölgeye asacağız böyle. Renkler falan çok güzel uyar diye düşündük. Zaten şurada gördüğünüz gibi desenli, hatta şöyle göstereyim. Şu renkler de falan uyumlu olduğu için şey yaparız dedik. Burada böyle yemek yerken tablo izleriz dedik. Dün de mesai bitti. Saat 6.30 gibi süpürgeyi açtım. 7'de bitti. Uğur o sırada uyuyor dedim, hani o yatak odasına girmeyeyim. Zaten yatınca sesi oldu çok fazla, en azından kullandığımda süpürge sesi olmasın diye. Neyse uyandı 8 gibi, 8'de tekrar yatak odasına süpürdüm falan filan fıstık. Öyle geçiyor artık yani, çünkü hani çalıştığımız için çok fazla aşırı aşırı derin bir temizlik yapamıyorum. Ancak hafta sonları işte o da daha çok böyle toz alma tarzında oluyor. Çünkü bizim evde nasıl bir sirkülasyon var bilmiyoruz. Bir gün siliyorum, ertesi gün aynı derecede toz oluyor ama inanılmaz toz yani, hani banyo inanılmaz toz oluyor. Yatak odası deseniz efsane toz oluyor. Hiç anlamadım. Yani herhalde diyorum şeyler var bizim, hani biliyorsunuz kızlarımız olduğu için, kedilerimiz olduğu için bütün camlarda sineklik var. Hatta size göstereceğim şimdi. Sinekliğini görüyor musunuz? Bu mesela arkada tabii full toz olduğu için bir rüzgar esine bakın. Camın pisliğine bakın. Ama gelin buraya 4K izleyin. Burası antenli yayın. Burası 4K. Yani ben bunları ne zaman temizlesem 2 gün sonra tekrar aynı oluyor artık. O yüzden böyle 2 ayrı, 3 ayrı ya da yağmur hava durumuna göre de temizliyorum. Muhtemelen oradan geliyor. Çünkü mesela ben şimdi bunu açıyorum şöyle. Ki azıcık hava alsınlar diye. Bu çocuklar hep çünkü evin içindeler. İşte aslında onların hayatı hep karantinaymış. Değil mi anneciğim? İşte bu şekilde. Neyse, gene çok konuştum ya. Açılış kısa tutulur ama ben gene çenem düştü. Değil mi anneciğim? Peki ben video atmazken neler yaptım arkadaşlar? Şöyle bakın. Saçlarımı görüyor musunuz? Diyordum ya size beyazlarım var diye. Rahatsız oluyorum dedim. Pazar günü evde canım sıkıldı ve saçıma sardım. Ucuzluktan da ya. Kaç yaşındasın Ceyna ya? İndirimden şey almıştım. Bir tane boya almıştım. Saç boyası 11 liraya geliyor. Dedim alayım yani, illa boyanır. Hani rengine de baktım, olur herhalde falan filan gibi. Diplerim gelmişti. Ulan dedim, daha önce hiç dip boyası, sen bunu bari dip boyası yapayım dedim. Ben yapmadım tabii, Uğur yaptı. Kocam saçlarımı boyadı, dip boyası. Gördüğünüz gayet de oldu aslında. Baksanıza aynı gibi. Nasıl becerdiysen baya. Allah'ım saçlarımın iğrençliği. Şöyle göstereyim. Bakın. Peki bu ne? Çünkü ben YouTube'a video çekmiyorum. Kameranın kapanması gerektiğini bilmiyor muyum? Biliyorum. Hala niye orada? El değiştir. Ceylan ya. Öf. Neyse bakın böyle işte. Gayet güzel oldu bence. Evet, saçım biraz az. Çok dökülüyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz saç dökülmesinde? Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü yardımcı olursanız çok sevinirim. Yorumlara sizi bekliyorum. Ansızın kapım çaldı ve bekleden misafir. Ne getirdin? Of. Anne ne yaptın? Çok güzel kokuyor. İyi. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet,
Babam da iş yapmaya geldi. Hem tablo hem de kızların şeyini. Ne o? Tırmanma şeyi var. Şunu göstereyim size. Şunu yapacak. Çünkü bunun büyük kısmı böyle, bu sağlam mesela. Sallanmıyor ama öbür çok sallanıyor. Ne yapacak babam da? Değil mi kız? Ben şurada çalışıyorum. Şimdi aile arası. Bu oldu. Böyle sallanmıyor. Ama şimdi orasını yapacağız. Şurası. Usta iş başında. Gel. Usta iş başında. Ailenin ustası var. Mia, my. Yok, onu orada yapıştıracağım da. Nefesine dikkat et, fazla bir şey yapma. Yüksekte yap, çömelme. Ya da buraya gel, otur. Yok kız. Manzara açılır. Hüseyin, sen esas bu kız zakın için şey yapmıyorsun, kolye. İstemiyor annesi. Bütün işi... Ama takmazlar ki, Şaban takıyor. Ya takınca alışıyor kızım. Baştan atmaya çalışıyor. Bütün gün işi kolye yapma. En kısa zamanda bir doktora götüreceğim onu. Takı dükkanı açın. Gençken bana takı almadı. Kişiye özel, kediye kediye özel tasma. Patlatı. Herkese tek. Videoya çekiyor anacığım. Tabii bunlar hep video. Bunlar ileride göreceksin. Aa bak diyeceğiz, babam neler yapmış diyeceğiz. Bunlar binecekler mi şimdi? Yoksa akşama kadar şey mi kaldırayım? Yok kızım, bunlar işte bu. Onu hemen kuruttan ilaç. İlaçmış bak. Evet. Ne kullandın göstereyim de belki. Bu ne? Bak şöyle. Dur. Esas bu. Balda bir şey değil. Bu esasında Japonya yapıştırıcı kem ama bu onu hemen kurutuyor. Aa çok iyi. Ele yapışma şeyini azaltıyor. Anladın? Yani ama onu sıkıyor kızım. Pıst bundan yapıyor, kuruyor. Bu Japon'u, bu da kurutuyor. Evet, öyle beraber satılıyor. Yani. Çok iyiymiş. Duyanlar duymayanlar. Buyurunuz efendim. Ya küçük şeylerde de yapıyor. Biraz daha belki bir tarafına daha sürelim. Dursun bakayım. O zaman sana anneme bunu yapacağım. Göster bakayım. Çok tango yapıyorlar. Annemin bana ezdettiği videolar. O ne be? Allah çok komik. En acısını kendime yapacağım. Bu da normal bir acılıkta. Bunu da babama yapacağım. Zaten üzerine de su koyacağım için yoğunluğunu azaltacak biraz. Şimdi kahve keyfi yapalım. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Kahve keyfimize hoş çok geldiniz güzel, efendim. Kızımın evine kahve çok yüksek. Ve gene iş başındayız bu arada. Diğer zımbırtısını da babam yapmaya çalışıyor şimdi. Şöyle göstereyim. Bir getiri yok mu kızım, bir getiri? Ne getiri? Bir getir şeylerimiz oluyordu ya.
Getir programını. Gel şimdi şunu alttan çevir bakayım gel. Tamam. Görüşürüz yarın. Kendinize hadi cici olsun. Bakın. Seni seviyorum. Biz de sizi. Hadi eşini selam söyle. Söylerim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar babam sağ olsun işte yapılması gerekenleri yaptı ama matkabı getirmemiş işte hani Uğur da evde olduğu zaman yaparız diye. Böyle bir öğle arası geçirdim. Annemin de eline sağlık, çok güzel olmuştu mercimek. Babamın da ellerine kollarına sağlık. Öpüyorum kocaman sizlere. O zaman burada da bu videoyu kapatalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.